Sevgili seyirciler, Ziya Develi, Hollanda Denk Partisi Başkanı ve Milletvekili Selçuk Öztürk ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Şimdi o söyleşiyi hep birlikte izleyelim. Voorzitter, ik word hier min of meer bedreigend toegesproken. Dit vind ik te ver gaan. De tijd dat de PVV hier... De koffie die gezet is van de maatschappij. Değerli izleyicilerimiz, yeniden Rotterdam'dan DENK Partisi'nin ana merkezindeyiz bu hafta. Geçtiğimiz hafta milletvekilimiz Sayın Tunahan Kuzu ile röportajımızı izlemiştiniz. Bu hafta ise DENK Partisi'nin kurucularından ve aynı zamanda DENK Partisi'nin başkanı olan Sayın Milletvekilimiz Selçuk Öztürk ile beraberiz. Sayın Vekilim, yani bize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizler medyacı olarak tabii ki sizleri tanıyoruz. Lakin Avrupa'daki vatandaşlarımız için ve Türkiye'deki vatandaşlarımız için önce kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Evet, ben 1972 Kayseri doğumluyum. Aslen Yozgatlıyız. Çandır, Çayırlan köyümüzün adı da Büyükkışla'dır. 3 yaşında Hollanda'ya geldim. Genç yaşlarda siyaset atıldım. 15 sene belediye meclisliği yaptım. 6 sene il genel meclisliği yaptım. 7 sene de milletvekiliyiz. Ve aynı zamanda parti başkanıyım. Kayseri doğumlu olduğumdan dolayıdır ki biraz da ticaretle ilgilenmekteyiz. Evet, tabii ki hemşehrimiz, gururumuzsunuz. Selçuk Bey, 2019'daki bu seçimler, yani 20 Mart'taki seçimler şu anda kapıda. Yani şu birkaç günümüz kaldı. Bu seçimlerin önemini bir de sizden öğrenebilir miyiz? Nedir bu seçimlerin sebebi, nedir? Tabii 20 Mart eyalet seçimleri çok önemli. Vatandaşlar eyalet yönetimlerini seçmektiler. Eyaletin yanı sıra senato çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de meclisten, parlamentodan bir kanun geçtiği zaman cumhurbaşkanlığına gider. Hollanda cumhurbaşkanı olmadığı için senato var. 75 milletvekilinin olduğu birinci meclis dedikleri senato var. Eyalet meclis üyeleri senatoyu seçiyor. Yani vatandaşımız eyalet meclis üyelerini seçiyor ve eyalet meclis üyeleri de senatoyu seçiyor. Senato niye önemli? Meclisten geçen bütün kanunlar orada onay alıyor ya da ret alıyor. Yani bizim orada temsil edilmemiz lazım ve şu an DENK Partisi maalesef daha senatoda değil. Geçtiğimiz sene, daha doğrusu son bir senedir sizi mecliste takip ettik ve genelde sorunlardan bir tanesi şuydu. Camilerdeki güvenlik sorunu, bir de mal varlığı araştırması. Bunları biraz açıklar mısınız? Neler oldu? Dün bile Denak Belediyesi'nde Fas kökenlerin gittiği bir camiye Peygamber Efendimiz'i hakareten bir olay oldu. Bizi çok üzdü bu. Neden üzdü? Hollanda'da 400 cami var. Bunların 200-250'sine bu tip olaylar yaşandı. Hatta bazılarını yakmak istediler. Biz defalarca mecliste öneri sunduk ve oylama sunduk. Hollanda hükümeti Yahudilerin ibadethanelerini korumak için 1 milyon euro para verdi. Ki versinler, Hristiyanlara da versinler, bütün inananlara versinler. Devletin birinci görevi vatandaşın güvenliğini sağlamak. Maalesef defalarca istememize rağmen Müslümanlar için, camiler için güvenlik önlemi almıyorlar ve ödeme yapmak istemiyorlar. Bunlar nelerdir? İşte kamera sistemleri, güvenlik şirketleri, çifte cam, bunun gibi sistemler. Maalesef bunlar olmadı. Bundan dolayı çoğu mağdur insanımız var. Ama bizim bu yaptıklarımızdan dolayı bazı belediyeler yavaş yavaş para vermeye başladılar. Bazı önlem almaya başladılar. Maalesef daha hala yeterli değil. Evet. Ben bu konu hakkında Adalet Bakanlığı'na da gereken soruyu sordum. Ve orada şunu sordum. Daha ne olması gerekiyor ki siz devletin birinci görevi olan vatandaşın güvenliğini sağlamanız için ödeme yapmanız gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? İnsanların ölmesi mi gerekiyor dedim. Yani ne istiyorsunuz? Yani şu olaylar gerçekten bizi üzüyor. Bunun için vatandaşın sandığa gidip artık onun hakkını savunan insanlara destek vermesi lazım. Evet, gelelim yaşlarımıza. Az önce de sordum. Mal varlığı. Evet. Yani bu mal varlığıyla alakalı davaları oldu, edildi. Geçen hafta Tunahan Bey de söyledi. Artık yani onlardan elinizi ayarınızı çekin diye. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? İşte bu 2 hafta önce bu konu hakkında mecliste büyük bir toplantı oldu. Kürsüden de söyledim. Dedim ki nankörlük yapmayın. Bizim babalarımız, bizim annelerimiz bu ülkeyi kalkındıran insanlardan bir tanesidir. Onlar sayesinde biz Hollanda'da refah seviyesini yüksek tutuyoruz. Onlar emek verdiler. Onlar bizi büyüttüler. Onlar o camileri, kurumları, kuruluşları, o güzel insanları yetiştirdiler. Şimdi ne oluyor? Hollanda'da emeklilik problemi var. Nasıl problemi var? Hollanda diyor ki 15 yaşında gelmişsen, 65 yaşına kadar Hollanda oturursan, 50 sene kalmışsan 50 çarpı 2, %100 emekli maaş alabilirsin. Benim annem 15 yaşında Hollanda'ya gelebilir miydi? Gelemezdi. Birinci nesil gelemezdi. Ve bunlar 25, 26, 27 yaşlarına geldiler. Ve hepsinin emeklilik açığı var. Ve ek ödenek almak zorunda kalıyorlar.
burayı, bu ülkeyi kalkındıran insanlar. Bu sefer ne oluyor? Git sen Türkiye'deki mal varlığını araştır. Git sen Türkiye'deki atadan kalma malını ye de gel. Düşünebiliyor musun? Yeme, yedirme, içtirme ve oradaki insanlara katkı sağla ve bir gün bu duruma düş. En acı bölümü bakana sordum. 80 yaşındaki bir vatandaş. 15 sene Türkiye'deki köydeki 20 bin euroluk evini bildirmedi diye 200 bin euro ceza yiyor ve 6 ay hapise mahkum tutuluyor. 80 yaşındaki bu ülkeyi kalkındıran vatandaşı. Bakana şunu sordum. Vicdanın sızlamıyor mu senin dedim. Merhametin yok mu? Yani bu vatandaşa sen 80 yaşından sonra 6 ay cezayı nasıl verirsin? Ve şunu söylüyor. Bildireydi. Acımasız bir şekilde bildireydi. Ve biz bunu söylüyoruz. Nankörlük yapmayın. Bu insanların emeğini biz biliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde Hollanda'nın kalkındığına katkı sağladıklarını biliyoruz. Onlara her zaman yardımcı olmaya devam edeceğiz. Şimdi senato neden önemli? Helal kesim olayını anlatayım. Biliyorsunuz hayvanlar hakkını savunan bir parti var. Helal kesimi yasaklamak istiyor. Denedi. Mecliste bu kanun çıktı. Bütün oy verilen partiler evet dedi. Senato'da durduruldu. Şu an o parti yine aynısını mecliste sunacak. Denk hariç diğer partiler bunu destekleyecek. Ve senato'da durdurmamız lazım. Bizim senato'da olmamız lazım. Bunu da nasıl durdururuz? Senato'da şu anki koalisyonun 38 milletvekili var. Muhalefet 37. Anketler Denk Partisi'ne 2-3 koltuk gösteriyor. Yani şunu düşünün. Yani hükümet çoğunluğu kaybedecek ve muhalefetle çalışmak zorunda kalacak. Ve Denk Partisi kilit parti, anahtar partisi olabilecek. İşte o zaman Kayserili doğumluyum dedim ya, işte pazarlık yapma. O zaman çıkacak diyorsun. Ortaya çıkacak. Pazarlığı o gün yapacağız. Evet. Ve şunu söyleyeceğiz. Gençlerin staj problemlerini çözeceksin. Yaşlarımızın emeklilik problemini çözeceksin. Hastalık sigortası yükselmeyecek. Ev kiraları, ekstra vergiler, enerji vergileri yükselmeyecek. Şu an daha önemlisini anlatayım. Şu an Hollanda'da bir bütçe fazlalığı var. 12 milyar eurodan bahsediyorlar. Yani bütün paraları dağıtmışlar. Bütçe fazlalığı milyarlarca euro. Hollanda şu an hükümetinin elinde. Bu paralar vatandaştan alındı. Vatandaşa geri dönmesi lazım. Bunun yolu da 20 Mart'ta sandığa gidiyoruz. İnşallah 21 Mart'ta da bizi çağıracaklar. Koalisyon için, yeni koalisyon için önerilerimizi soracaklar. Peki kamera sizin. Vatandaşlarımıza bir mesajınız varsa buyurun. Evet, Hollanda'daki bu gidişatı dur demek istiyorsan, az önceki söylediğim konularda değişim istiyorsan 20 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Denk diyoruz. Denk sayesinde Hollanda'yı daha güzel bir Hollanda yapıyoruz. Doğukan, senin şu anda Schiedam Belediyesi'nde belediye encümen olduğunu biliyoruz. Nasıl oldu da buraya geldin? Evet, ben Hollanda doğumluyum. Schiedam'da doğdum. Ve hayatım boyunca da Schiedam'da yaşadım. Ve oturduğum şehirde sorumluluk almak durumunda kaldığımı hissettim. Ve şu anda Denk Partisi'ne katıldım. Ve Schiedam Belediyesi'nin ikinci büyük partisi olan Denk Partisi'nin grup başkanlığını yapıyorum. Ve Hollanda'da yaşayan Türk toplumu olarak sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve yönetime de talip olduğumuzu bu şekilde siyasi olarak göstermiş olduk. Peki, hemen diğer tarafıma geçeceğim. Orada da bir genç kardeşim var. Enes, seni tanıyalım önce. Adım Enes Yiğit, 27 yaşındayım. Rotterdam'da kalıyorum. Şu anda Rotterdam Belediye Meclisi'nde, yani büyükşehirde meclis üyeliği yapıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer zaten Denk Partisi'nin gençlik kolları, opozisi. Gençlik kolları Denk Partisi'nin çok çeşitli faaliyetlerde şu anda bulunuyor. Seçim hazırlıklarında bulunuyoruz. Şu anda gençler olarak da bir sorumluluk alıp hem Denk Partisi'ne bir katkı sağlamak istiyoruz. Hem de gençlerimize o özgüveni geri vermek istiyoruz. Yani eskiden çoğu şey hayaldi bir gençler için. Hollanda'daki gençler için hayaldi yani siyasete atılmak. Şu anda çeşitli gençlerimiz hem partide aday hem çeşitli görevler üstleniyor. Onun için çok güzel bir çalışmalarda bulunuyoruz şu anda. Ben Esra Kahramanoğlu. 19 yaşındayım. Hukuk okuyorum ve Denk Partisi'nde stajımı görüyorum mecliste. Onun yanında bir de bildiğiniz gibi eyalet seçimlerine Zuid-Holland eyaletinde adayım. 5. numarada duruyorum. Bir de öğrencilerin, gençlerin, kadınların hepinizin oylarınızı bekleriz inşallah. Peki Esra, seçilirsen ne yapacaksın gençlere? Onu hemen bize 3 cümleyle tanımlar mısın? Öğrencilerimiz için mesela staj yerlerini garantilemek istiyoruz. Ben kendim bir öğrenci olarak o
öğrencilerin haklarının arkasına duracağım ve orada her zaman sesimizi duyduracağım.